Benim Adım Ayla Yazan Ayşen Yenilmez Seslendiren Nimet Olcar Sokak lambalarının yüzüne vurduğu bahçede Ölüyoruz, durmadan ölüyoruz diye haykırarak göğsüne vura vura gecenin bütün sessizliğini yok ediyordu. Yerel bir halk dansıydı ellerini dizine vura vura ağlamak. Yaşamak öyle bir cendereydi ki böyle zamanlarda boğazımız sıkılırdı, nefessiz kalırdık. Koyardın toprağın altına, sulardın, ışıyor mu bilemezdin. Döner sıcacık yatağına girerdin, sabrın gelmesini beklerdin. İşte böyle yaşamının kursağımızda kaldığı anlarda zamansız yapılan her şey hoş görülürdü. Gecenin sessizliğine dikiş makinesinin sesi de karışmıştı. Annem bir yandan ahat yakıyor, bir yandan da makinesinin başına geçmiş tüm gücüyle bir kumaşı delik deşik ediyordu. Yüzünde yine aynı ifade. Çaresiz kaldığında ne yapacağını bilemediği o korku dolu bakışların, üzgün ellerin acısı kumaşa şekil veriyordu. Annemin diktiği kıyafetlerin altına saklanmayı çocuk yaşımda öğrenmiştim. Öfkeden deliye döner, insan dışı varlığa dönüşürdü bedenim. Oluk oluk ilin akıtan o yaralı ruhum sayesinde kelimelerin taşa dönüştüğüne yemin edebilirim. Gün geçtikçe iflah olmaz bir hale geldiğimde artık elbiseler de örtememişti insanlık dışı hallerimi. Artık bütün köy, hatta daha çok insan biliyordu. ''Bu kız hasta.'' deli o deli diyerek hemen yaftayı yapıştırmışlardı. Annemin gecenin sessizliğini bozan her çığlığında bir evin ışığı yanıyordu ve her evde yine biz konuşuluyorduk. Bu sefer benim için değildi dikilen ve ilk defa ben değildim söze edilen. Dün sabah gelmiştim yüzlerce kilometre yoldan. Solmuş yaprakların hışırtıları arasında eve vardığımda gün ağarmak üzereydi. Geçtiğim yolda fındık ağaçları gülümsüyor, şimşirler günün ilk selamını veriyordu. Sislerin arasından görünmeye başlayan ahşap evimiz dik bir yamaçtan sarkıyordu. Sobanın tütmeye başlaması, ekmek kokusunun etrafa yayılması an meselesiydi. Çocukların ağaçların tepelerinde oynadığı yerdir Karadeniz. Hoyrat takar, köpükler saçar dereleri, oluklardan taşar yağmurun bereketi. Arsızdır yeşili. Deniz bu ağırsızlığı başı dik izler. Yağmurlarıyla hırçınlaşır, sonbaharla birlikte huysuz bir insana dönüşür. Horonu birleştirir elleri, tulumu yeri gelir oynatır, yeri gelir ağlatır. İnsanı evine, kıyafetine kadar aidiyet duygusunu taşır. Coğrafyasına tutkun insanlar becerikli olurlar, yorulmazlar. Babam gibi. Değişmeyen adetiyle her sabah kapının kilidini aynı heyecanla açar, Burnunu vücudundan önce uzatırdı doğup büyüdüğü yerin havasına. Ayakları ardından ilerlerdi. Geceden yağmur yağmıştı. Babamı dile getiren en güzel havaydı bu yağmur yüklü kurşuni bulutların havada asılı kaldı. Biliyordum aslında memleketimin türküsünün babamın dudaklarında beni karşılayacağını. Görüyorum onu. Mis gibi toprak kokusunu içine çekiyor. Çektikçe gözleri yeryüzüne bir başka bakıyor. Ne güzel şeydi babamı uzaktan izlemek. Bembeyaz saçlarında vefat eden iki kardeşimin acısı, yıllarca gidip geldiği yan köyün uzun yolları, otuz yıllık mesleği vardı. Deli ya, yağmura dertlenip, bu seferkini iyi atlattık demesine bakılırsa bir bendim o günü farklı kılan. Baba diye heyecandan titreyen sesim nasıl çıktıysa artık, Ağzındaki türküsünü de bir kenara bırakmış, koşarak sarılmak istemişti bana. Ama sadece kendisinin bildiği haysizliği ayaklarına izin vermemişti. İyi misin baba diye sorduğumda beni görmenin verdiği mutluluğu dillendirirken yorgun bakan gözlerine takılmıştım. Gerçi babam öyle konuşurdu ki her şeyin iyi olacağından emin olurdum. Yine mi erken uyandın diye sormak yıllarca şafakta yola koyulan bir insana küfretmek gibi olurdu. O yüzden lafın yeri geldiyse de söylemedim. Baba kurarız değil mi bugün bir masa demiştim. Kurarız tabii kızım diyen en büyük dayanağımın varlığını hissetmek ne büyük nimetti. Bana şükrü, sabrı, alın terinin kıymetini öğreten fedakar ellere dokunup koynunda güven bulmayı çok özlemiştim. Her gün aynı yolu günde üç saat gidip bir o kadar sürede de dönerek altı saat yürürdü. Küçüktüm o zaman, meşakkatini anlayamıyordum yalnızlığını kasketiyle beraber başında taşıyarak coğrafyasının insanları iki kelime daha öğrensin diye karkış demeden her gün yan köye giderdi. Sabrını en korunaklı yerinde, iç cebinde taşırdı. Olur ya, ayakları yorulur, elleri donar, çok üşür de yılgınlık gelirse iç cebini yoklardı. Yoksa bu yollar bitmezdi. Her akşam eve geldiğinde senin hakkını ödeyemem Züleyha derdi. Ne çok severdi karısını. Gündüzleri mesken tuttuğum bütün sokağa hakim holdeki pencereyi geceleri annemle babama devrederdim. Bir gece ay ışığı babamın yüzünü yıkarken anneme eğilerek kızı ihmal etme, ilgilen, iyileşecek o diye fısıldadığını kapı aralığından duyduğumda sessizce söylenen her şeyin gerçek olduğuna inanmayı seçmiştim. Sonrasında huyu olmuştu bende kapı dinlemek kızım annen sesleniyor diye kaçıncı kez söylemişti acaba babam benim kendisine dalıp gittiğimi bilmeden. Bir yandan türküsüne kaldığı yerden devam ederken hanım çık kapıya çık diyen sesinde birleştik annemle. Sarıldık sarmalandık mutfaktaki sobanın arkasındaki divana yığıldık. Dur kızım acıkmışsındır hemen kahvaltı hazırlayalım hele gel yanıma derken ardı sıra sorular sıralayan Züleyha Sultan'ın eli iş tutmaya çoktan başlamıştı. Dur hele annem, elimi yüzümü yıkayıp hemen geliyorum derken yıllarca tek dostum olan odamı görmek istemiştim. Belki o zaman sorulara daha doğru cevap verebilirdim. Halamın yanına İstanbul'a tedaviye gittiğim zamandan beri evime adım atmayalı on yıl olmuştu. Nasıl geçtiğini bilmediğim koskoca on yıl. İnsan yaşamaya heveslenince vakit nasıl geçiyor anlamıyordu belki de. Penceremi usulca aralarken keskin bir ıhlamur kokusu kaplamıştı odamı. Hemen karşı duvarda duran aynamda gördüklerim gözüme takılmıştı. Güzel sayılmazdım ama umutlarımı sayacak olsam benden güzeli yoktu o anda. Umut ne menem şeyse artık her yeni günde tutunduğum ihtimalin peşinde hızla boy veriyordu. Yolculuktan uyku dolu gözlerim işlemeli örtüsüyle sakince duran yatağıma kaydı. Yatakta geceden kalan havanın nemli soğuğu ve öfkeli düşlerimin emanet gülüşleri vardı. Derin uykularımın bıçak gibi kesildiği yıllardan sonra bıraksalar günlerce deliksiz uyuyacakmışım gibi geldi bir anda. O zamanlar her uyandığımda muhtemelen gecenin geç vaktinde kalp atışlarım kulaklarıma çarpar, nefesimin sesinde boğulurdum. Uyku fakiri olduğum günlerde ne evcilik oynamak için uyanırdım ne de körebe. Çocuk olmak bir düştü benim için. Hayat benim hakkımdan öyle bir gelmişti ki ağır oluyordu körpe bedenlerin verdiği savaşın bedelleri. Hastalıktı bu. Mizofoniydi adı. Seçici ses duyarlılığı. Beni yalnızlığa mahkum eden, yaşamaktan yoksun bırakan hastalık buydu. İşte bu yüzden yaşamaya dair yapılacak ne varsa yapmamayı seçiyordum. Bir çocuğa sakız çiğneme denebilir miydi? Ağzını şapırdatmak belki bir çocuğa yakışırdı ama bana yasaktı. Konuşmanın da olduğu gibi. Peki ya ıslık? Bir çocuk ellerini cebine sokup nasıl ıslık çalmasındı? Elleri cebinde, dudağında çocuk dişleri. Bu hayaller nasıl elinden alınırdı? İnsan gülerken çıkardığı sesten nefret eder miydi? Hadi hepsi bir kenara. Nefes almayacak mıydı? Bu öl demekle aynı şey değil miydi? Tam da bu yüzden bugüne kadar her yaşımı, hayallerimi, hastalığımın başladığı dokuz yaşımda bu odada bırakmıştım. Sahipsiz duran pencerem bir anda ferahlatıcı, coşkun bir lodosu kabul etti üzerime. Hoş geldin der gibiydi. Hastalığım beni yok etmeye başladığında işte bu penceremde oturup dışarıyı seyrederken oyuna çağrılmayan çocuk oldum yıllarca. Ta ki on yıl öncesine kadar, hiçbir çıkış yolu bulamadığımız bir günün sabahında, rüyamda görsem inanmayacağım şeye babam sayesinde cesaret etmiştim. Yaşamaya cesaret ettiğimi bilmeden. Gidiyoruz kızım demişti babam. Kalk gidiyoruz. Gitmek hiç bu kadar güzel olmamıştı. Annem ve babam da benim yanımda olsun istemiştim ama annem iki evladını köyünde toprağa verdiği için bırakmam onları burada yalnız başına yetim etmem evlatlarımı bu topraklara diyerek kabul etmemiş konuyu bir daha açılmamak üzere kapatmıştı bir gün bile cinsiyetimi hatırlatmayan şu aynama şimdi bakıyordum da 30 yaşımı gösteriyor bana hatta kumral zülüflerimin döküldüğü gülümseyen yanaklarıma yakışan gamzelerim saç diplerimdeki beyazlarımı görmeme engel oluyor kadınlığımla bile yeni yüzleşiyorum kendime bir şey yakıştırmanın ne güzel olduğunu düşünerek hasretle bir kere daha bakıyorum. Birileriyle aynı fikirde olmanın keyfini sürüyorum. Kim bilir, aynı hayali kurmanın arzusunu da duyuyorumdur içten içe. Sesleri artık olduğu kadar duyuyorum. Sadece utanç ve pişmanlık duymayı değil, başka şeyler duymayı da öğreniyorum. Daha da güzeli cesaret duyuyorum ve 30 yıl boyunca geç kaldığım her şey için yaşamaya soyunuyorum. Yeni beni alışmak çok uzun sürmeyecek biliyorum. İyi olan her şeye hemen alışıyor insan. Kadın olduğunu hissetmek ne güzel şey be ayla. Yaşamaya yorulmak için zamanım olduğunu bilmek kadar güzel. Annemin içerden bana seslendiğini duyuyorum. Babam da gel artık kızım diye üzerine ekliyor. Bu evde ilk defa içerden gelen bu yüksek sesten kaçmıyorum. Hatta huzur veriyor bana bu seslerin varlığı boşluklarımı dolduruyor. Annem birazdan evlendikten sonra bir elin beş parmağını geçmeyecek kadar gittiği İstanbul'u anlatmamı isteyecekti. Nasıl olduğumu soracaklardı. Hangi birinden başlasaydım acaba? İnsan içindekini keşfedip kendini anlatmaya başladığı zaman kocaman bir giz açığa çıkıyordu. Kendini anlatmak yaşamak demekti. İnsan olduğunu kabullenmek. Ben buyum, benim de tercihlerim var. İster beğenirsiniz, istemeyenin keyfi bilir demekti. Kendini anlatmak tecrübeydi. Tecrübe yaşadığının ispatıydı. Kahvaltı masası öyle güzel görünüyordu ki. Ete kemiğe bürünmüş yaşamaya dair çabalarımı anlatırken biraz da ben süsleyecek, masada masaymış ha dizesini babama söyletecektim. Doğup büyüdüğüm memleketimden uzakta evimizin bir odasından diğer odasına geçerek geçirdiğim on yıldan sonra Tek başıma özgürce ilk defa göreceğim Kadıköy'den vapura binmenin heyecanını yaşamıştım. Yolculuğuma eşlik edeceğini duyduğum martılara simit almış, araba kornalarına karışan insan seslerinden rahatsız olmamaya çalışıyordum ama nafile. Vapurun düdüğü çaktı beni olduğum yere. Ağladım hem de çok. Korktum, binemedim vapura ama pes etmeyecektim. Söz vermiştim kendime o gün öğrendim insanların düşmanca bakışlarını aldırmamayı. İnsan önce kendine verdiği sözü tutmalıydı. Yabancısıydım bu şehrin. İstanbul için insan, insanı unutur burada diyordu halam. İki sokak ötedeki evladını göremeyince vefasızlığa bir sebep arıyordu demek insan. Yanında kaldığım zamandan beri daha az kendisiyle konuşuyor. Ben de öyleyim. Konuşacak insanlar bulduğumdan beri kendimle sohbeti azalttım tanımasam bile günün selamını verdiğim insanlar oluyor artık. Yalnız insanların ortak özelliği sanırım kendi kendine konuşmak, yürümek. Çocukken de geç öğrenmiştim yürümeyi. İstanbul insana yürümeyi tekrar öğretiyor. O kalabalıkta yürümek, telaşlı insanların arasına sığmak tam bir meziyet. Yine halam gibi. O da eşi Muhsin enişteyi kaybettikten sonra olduğunu söylüyor. Hep bir telaş hali. Bakma, büyük şehirden büyük benim yalnızlığım diyor ama bunu gülerek söylüyor. İnsanlar bu şehirde acılarını kahkahaya dönüştürüp günlük yaşamında katık etmeyi öğreniyor. İstanbul'u tanıdıkça halam şekilleniyor gözümde. Halamı tanıdıkça İstanbul. Şehir bir süre sonra herkesi aynı resmediyor sanki. Aynı fırçadan çıkma insanlar gibi. Sadece manzaraları farklı ağzı tıka basa doldurulmuş bir bavulun içindeymiş gibi hissettiğim toplu taşıma araçlarına bile biniyorum. Kimse rahatsız değil. Ben de olmamayı öğreniyorum. Diyorum ya, alışıyor insan. Üst kattaki kadının topuklu terliklerinin sesine bile alıştım. Apartmanda yaşamak ne zor şey böyle. Ben işte böyle öğrendim güzel masa kurmayı. Gökyüzünün altına kurduğumuz o masaya güzel cümleler bırakmayı gülüşleri meze ederken sonsuz olmayı, aklımızda olup bitenlerle gözyaşlarını masamıza misafir etmeyi ben hep babamdan öğrendim. O da Edip Cansever'den. Aşağı evden kesik kesik kemençe sesleri duyuluyordu. Babam başıyla ritim tutuyor, Türkiye mırıldanarak eşlik ediyordu. Bir anda ''Yaşa be aile'' dedi başını yana eğerek. Sırtımı sıvazladı. Babamın sırtımda gezen elleri benimle gurur duyuyordu. Söyle baba söyle dedim. Her ne şekilde olursa olsun en çok adımı duymak isterim. Ayla desinler isterim. Evin kapısı çalınsın beni sorsunlar isterim. Ayla evde mi diye merak etsinler isterim. Merak edilmeyince eksiliyormuş insan. Anneme döndüm. Adımın annemin ağzında pusuda beklediğini bilmeden kızım değil Ayla demesini istedim. Adım şimdi alacak aranlıkta çığlık çığlığa. Ayla! Ayla! Annem yalnızlık nedir bilmezdi. Hayat zor olabilir, çekilmez olabilir, aç kalabilirdi ama hiç yalnız veya sevgisiz kalmamıştı. Günün saatlerini eşine yaptığı hazırlıklar sayesinde ayarlayan Züleyha kadın şimdi sabah olduğunu anlamak için ne yapmalıydı? Hava karardığında mı akşam olurdu yoksa bey eve geldiği zamanlar mı akşamdı? Şimdi kim için yemek hazırlanacaktı? Bir saat vardı günün ağarmasına. Fırını yakma vaktidir dedi ama esas yapması gerekenin bunlar olmadığını idrak edemiyordu. Burada olsaydı birazdan ekmeği sorardı diyerek hiçbir şey olmamış gibi mutfağın tezgahına yöneldi. Müsriflik lüksü olmayan bir evin yaz tutulan sabahı için ne kadar sıradan bir gündü gerçeğe dönülmeyi bekleyen. Baba, memleketinin bereketli toprağında seni zatüre eden soğuğun altında rahat uyusen, ''Kardeşlerim yetim değil artık. Bugün sadece bizim evde değil. Annem bütün köyde ölmeyi yasakladı. Burada bıraktığım çocukluğumla birlikte giderken annemi de götüreceğim.'' Annemin atı gecenin sessizliğini bölmeye devam ediyordu. ''Ölüyoruz. Durmadan ölüyoruz. Çabuk ölüyoruz. Zamansız yok oluyoruz.'' derken dikiş makinesi de geceye eşlik ediyordu. Yaşamaya çalışılırken daha dikilecek çok kıyafet vardı.